Özgecan Aslan cinayeti davasının ilk duruşması sabah saat 9'u 10 geçe başladı. Az önce duruşma salonundaydık. 3 zanlı ilk kez hakim karşısına çıktılar. Sabah saatlerinde önce avukatlar içeriye alındı. 1000'e yakın avukat, ki çoğunluğu bu avukatların kadın avukat, müdahil olmak için bu davada zanlıların daha az ceza almamaları için, üst sınırdan ceza almaları için müdahil olmak istediklerini belirttiler. Ancak bu 1000 avukattan sadece 100'den fazlası alınabildi diyebiliriz. Çünkü duruşma salonunda 108 koltuk bulunuyor. İçeriye ayakta da çok sayıda avukat alındı. Hemen arkasından mahkeme heyeti duruşma salonuna girdi. Mahkeme heyeti, mahkeme üyelerinden ikisi kadın. Fatma Serpil Aydın, Nesibe Çınar kadın üyeler. Ercan Kumhak mahkeme başkanı ve Erol Kaplan, savcı Erol Kaplan yerini aldıktan sonra da güvenlik önlemleri arttırıldı. Duruşma salonunda, duruşma salonunda güvenlik önlemleri arttırıldıktan sonra da ilk kez 3 zanlı cezaevlerinden duruşma salonuna getirildiler ve hakim karşısına çıktılar. Rutin olarak önce kimlik kontrolü gerçekleştirildi. Kimlik kontrolü sırasında ilginç bir detay vardı, onu da sizlerle paylaşalım. Hakim zanlılara sabıka kaydınız var mı, sabıkanız var mı diye sordu. Supi Altın Döken bilmiyorum yanıtını verdi. Ancak yapılan araştırmada Supi Altın Döken'in iki sabıkasının, olaydan önce iki sabıkasının daha olduğu belirlendi. Evet, duruşmada şu anda şu saatlerde artık ifade alma sürecine girilecek. Aileden, aileyi temsilen amcası geldi Özgecan Aslan'ın. Yaşasın Aslan burada duruşma salonuna girerken kendisiyle konuşma fırsatımız oldu. İki gündür gece gündüz uyuyamıyorum, ellerim ayağım titriyor diye konuşmuştu Yaşasın Aslan. Ve Özgecan'ın yine akrabaları da şu anda burada, arkadaşları da burada. Duruşma salonunda az sonra ifade alma işlemine geçilecek, ama şunu da söyleyelim, anne babası elbette ki gelmediler. Daha önce açıklanmıştı anne babasının gelmeyeceği. İfade alma süreci başlayacak. Korkunç bir cinayet, vahşi bir cinayet, hunharca işlenmiş bir cinayet. İfade alma süreci elbette ki sıkıntılı olacaktır. Cinayet son derece ürpertici. Bir kez daha sanıklar bu ifade verecekler. O yüzden anne babanın buna katlanması elbette ki mümkün olmayacaktır diye düşünüyoruz. Bakın, duruşma salonunda bunlar yaşanırken şu anda görüntüleri izliyorsunuz tabii ki. Dışarıda ise sanki bir miting var diyebiliriz. Kadınların mitingi var diyebiliriz. Çünkü Türkiye'nin dört bir yanından, kadın örgütlerinden aktivistler buraya geldiler. Dışarıda bir protesto gösterisi düzenliyorlar. Toplumun tüm kesimlerini, devletin tüm erklerini kadın cinayetini durdurmak için göreve çağırıyorlar. Evet, birazdan yeniden mahkeme salonuna gireceğiz. 6. katta konferans salonunda şu anda duruşma devam ediyor. Şu sıralarda muhtemelen artık ifade alma sürecine geçilmiştir diye düşünüyoruz. İfade alma süreci devam edecek ilerleyen saatlerde. 3 zanlının da ifadesi alınacak kimlik tespitlerinin ardından. Evet, 3 zanlı Özgecan Aslan'ın katil zanlısı olan 3 zanlı hakim karşısında.